örgütleri FETÖ, PKK ve DHKPC'ye kucak açan Almanya, tüm Avrupa'yı Türkiye'ye karşı kışkırtıyor. Faşistlerin liderliğine soyunan Merkel, Almanların arka bahçesi Avusturya, Hollanda ve Belçika üzerinden Türkiye düşmanlığı yapıyor. Yemin ediyorum bu fotoğraf bence mevzuyu en iyi anlatan fotoğraf. Kim ne söylerse söylesin sevgili izleyiciler, kim ne derse desin. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Yani bakın şimdi gidin Almanya'daki gazetelere, Almanya'daki yayın organlarının televizyonlara. En son bir küstah televizyon, ben burada onun reklamını yapmayacağım. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin seçilmiş lideri, bu ifadeyi bilerek kullandığımı farkındasınız. Uyandırma servisini izleyenler biliyorlar benim ne söylemek istediğimi. Recep Tayyip Erdoğan'ın adıyla dalga geçmek için onun bir deterjan markasına yerleştirmişler adını. Ama orada çok daha enteresan bir şey dikkatimi çekti. Tabii yani o yaptıkları skeç, adına skeç dedikleri o ahlaksızlık başından sonuna kadar Türkiye'nin seçilmiş lideriyle kendi zekalarınca, kendi beyinlerince, beyinlerinin kendine emrettiği kadar dalga geçiyorlar. Fakat orada dikkatimi çeken başka bir şey vardı. Sadece Recep Tayyip Erdoğan'ı değil, aynı zamanda Vladimir Putin, aynı zamanda da Donald Trump'ı hedef alan bir skeç. İşte onlar skeç dedikleri için ben de skeç diyorum. Ortaya koymuşlar, yapmışlar televizyonda. Yani dünyayı yöneten, tesir eden 3 egemen ülkenin ve 3 süper liderin kim olduğunu Almanlar aslında farkındalar. Pekala aşırı ortaya çıkmış durumda. Neyse konumuz o değil. Konumuz şu. Şimdi şöyle fotoğraflar yaptık diye bazı kendi içimizdeki Almanlar, kendi içimizde adına kendilerine politik doğrucu diyen bazı tipler, ama yapılır mı? O da bir ülkenin falan filan diyecekler. Yemin ediyorum size, Alman medyasının hani en saygınından en itibarsızına kadar Alman medyasının Türkiye'nin seçilmiş lideri Erdoğan'a karşı yaptıklarının yanında var ya şu fotoğraf. Taltif bile sayılır Angela Merkel'in. O kadar söyleyeyim size. Size o kadar söyleyeyim.